Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili Murat kardeşim. Şimdi değerli izleyiciler, özellikle de Giresunlu kardeşlerim, ben hepsine programın başında da söyledim, amasız fakatsız olarak başarılar dilediğimi, tebrik ettiğimi de söyledim. Yine tekrar edeceğim. Bu sefer çok samimiyim çünkü İstanbulspor maçınız var, Altınordu maçınız var, Adana Demirspor maçınız var. Bunların hepsi Samsun'un peşindeki takımlar. Şimdi siz bunları yenerseniz Samsun ikinciliği daha rahat korur. Yani bir tek Altay Evet. onu da biz halledeceğiz artık bir şekilde nasıl halledeceksek. İnşallah. İnşallah kral. Şimdi yani artık Giresun'da meşhur olur muyuz bilmiyorum. Samsun'da bir Şirin Baba var diye ama sizin hani Samsun'da Şirin Babanız olarak sizlere samimi olarak şunu söylüyorum. Biz inşallah yani önümüzdeki bir ay sonra hep birlikte kutlamalar yaparız. Yani biz bunu hep söyledik. İnşallah. Yani Giresunspor'un biz beraber Süper Lig'e çıkmamızda hiçbir mahsur olmadığını, bundan mutluluk duyacağımızı programlarımızda hep söyledik. Ve senede iki defa karşı karşıya geliyoruz. İşte bazen Giresunspor kazanıyor, bazen Samsunspor kazanıyor. Futbol bu. Önceden favori gösterilen takımın kaybettiği çok oluyor. Veyahut tam tersine işte bazen de dolu düzgün gidiyorsunuz. Kimse sizi tutamıyor. Ama futbol bunun için güzel. Ve eğer futbolda her şey öngörüldüğü gibi olsaydı hiç kimse izlemezdi bu spor dalını. Yani 11 tane adam bir topun peşinde koşuyor. Biz niye izleyelim? Yani hep aynı şeyler olacaksa. İşte futbolun heyecanı bu şeyden farklılıklardan kaynaklanıyor. Yani formaların farklılığından, işte rekabetten, hedeflerin farklılığından, mücadeleden kaynaklanıyor ve bu nedenle de bazen düşünmediğiniz sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. İşte bu Süper Lig'de de böyle görüyorsunuz işte. Rizespor gidiyor yeniyor Galatasaray'ı, yeniyor Rizespor'un bütçesine, Galatasaray'ın bütçesine. Yani bunlar olabiliyor. Geçen sene işte daha evvel Bursaspor gitti Süper Lig şampiyonu oldu. Ve bunlar güzel şeyler. Yani Giresunspor sezona başlarken Giresunspor'un yöneticilerinin de ifadesiyle herhalde bunları çok hedefleyerek, bugünleri hedefleyerek başlamamıştı ama işler çok yolunda gitti. Bakın şimdi Giresunspor artık Süper Lig havası Giresun'a. Hani bugün Nevruz'la beraber işte Süper Lig havası esmeye başladı Giresun'da. Ben tekrar Giresunlu dostlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarını dileğini de samimiyetle istiyorum. Çünkü yenin ki Adana Demirspor'u biz rahat edelim. İstanbul'u Adana Altınordu'yu yenin ki biz rahat edelim. Biz de tabii bu arada Balıkesir'e falan takılmayalım. Yani onu da belirtmek zorundayım. Eğer biz Balıkesir'e takılırsak siz istediğinizi yapabilirsiniz. Ondan sonrası artık sizin sorumluluğunuzda değil. Ama sizden ben Altınordu karşılaşmasında, Adana Demirspor maçında, İstanbulspor karşılaşmasında yani hanenize üçer puan yazın. Sonra ne yaparsanız yapın diyorum. İnşallah. İnşallah kadar. Evet İnşallah. değerli izleyiciler, işin şakası tabii. Futbol yayını yapmak da zaman zaman böyle zor oluyor. Siz kolay mı zannediyorsunuz? Biz burada işte yenilmişiz, üzülüyoruz, futbolcularımıza kızıyoruz, teknik direktörümüze kızıyoruz. Kolay mı zannediyorsunuz burada işte konuşmak, gönlünüzden geçenleri tam söyleyemiyorsunuz, kızgınlıklarınızı tam söyleyemiyorsunuz, öfkenizi söyleyemiyorsunuz, hayal kırıklıklarınızı söyleyemiyorsunuz. Ama biz futbolu seviyoruz ve futbolu Evet. biliyoruz. Futbolu bilenlerin ve sevenlerin kanalı olmaya da devam edeceğiz. Giresunlu dostlarımızı hala abone olmadılarsa zaman mekan futbol ve zaman mekan makinesi iki kanalımıza birden abone olmaya davet ederek ben yayınıma son veriyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Herkese iyi günler.